Sayın Erkan Aydın. Buyurunuz Sayın Aydın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle COVID-19 salgını boyunca hayatlarını hiçe sayarak canla başla çalışan sağlık çalışanlarına, emekçilerimize, emeklilerimize, esamesi okunmayan işsizlerimize ve günlük 39 TL ödenekle hayatta kalmaya çalışan bütün yurttaşlarıma en derin saygılarımı sunuyorum. Konumuz asgari ücret. Sayın Bakan burada. Aile Çalışma Bakanı. Görüşmeler başladı. Sendika temsilcileri, hükümet temsilcileri ve yaklaşık bir ayda sürecek. Öncelikle Sayın Bakan'a şunu sormak istiyorum. 2014 yılından beri Türkiye'de kaç kişi asgari ücretle çalışıyor, bunu açıklamıyorsunuz. En son SGK'nın sitesinde yer almış, yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de kaç kişi asgari ücretli bilemiyoruz. O zaman %40'ın üzerinde demiş. Bugün de DİSK'in sendikaların rakamına göre 10 milyona yakın vatandaşımız asgari ücretle geçinmek durumunda. Siz de buna TÜİK'in verdiği enflasyon rakamına göre, ki bu rakam 12.1, buna yaklaşık bir zam yapmayı öngörüyorsunuz. 2324 lira olan asgari ücret yaklaşık 2500 ile 2600 arasında bir rakam olacak. Ve en son noktayı da Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki, benim asgari ücretli çalışanıma bu rakam çok az, ben buna 100 lira daha ekliyorum, 2600 TL olsun. Peki bunu nereden biliyoruz? Çünkü aynı tiyatro geçen sene oynandı. Sayın Cumhurbaşkanı en son çıktı, kahraman edasıyla bu işi çözdü. Şimdi aynı Cumhurbaşkanı'nın 2021 yılı için maaşına bir bakalım. 81 bin liradan 88 bin liraya çıkıyor. Fark 7 bin lira. Sadece aradaki 7 bin liralık fark 3 aylık asgari ücrete denk geliyor. Peki sarayın bütçesi? 4 milyar 39 milyon TL. Eski parayla 4 katrilyon 39 trilyon. Arkadaşlar, sarayın bir günlük değil, bir saatlik değil, bir dakikalık bütçesi ne kadar biliyor musunuz? Gideri 7700 lira. Sayın Bakan, 7700 lira bir dakikalık gideri, 4 dakikalık gideri neye tekamül ediyor biliyor musunuz? Bir asgari ücretlinin bir yıl alacağı ücrete tekamül ediyor. Hani o yıllar önce bir yüzükle geldim dedi, diyen Cumhurbaşkanı var ya, bugün ben bu konuşmayı yaparken 5 dakika boyunca bir asgari ücretli o 5 dakikalık ücreti bir yılda alıyor. Bu reva mıdır? Maaşı ise tamı tamına asgari ücretin 30 katı. Şimdi Sayın Genel Başkanımız defalarca seslendi. AK Parti'ye oy veren değerli yurttaşlarımız, değerli kardeşlerimiz, bir kez de ben söylemek istiyorum. Siz o yıllarda kendisi gibi hissettiğiniz, bir yüzüğü olan, sizin gibi fakirlikten geldiğini düşündüğünüz bir cumhurbaşkanı, bugün o sizin hayalleriniz yerine 13 uçakla ve sarayın 4 dakikalık gideriyle sizin bir yıllık alın terinizin karşılığına gelecek bütçeyi tüketiyor. Bunu bir sorgulayın lütfen. Çünkü şunu da biliyoruz. Çoğunluğu sizin oylarınızla AK Parti iktidarda tutuyor. Siz elbette inanarak, güvenerek, iyi olsun diye düşünerek bu oyları verdiniz. Ancak bugün geldiğimiz nokta tam bir israf, tam bir haram, tam bir savurganlık bütçesi olmuştur. Arkadaşlar, bizim önerimiz net. En az 3100 lira ancak ideali de 3800 lira olması asgari ücretin. Yeter mi? Elbette ki yetmez. Ancak akşam
evine peyniri, sütü, eti bırakın, kuru ekmeği götüremeyen babanın gurur kırgınlığını, ocakta kaynatacak yemek bulamayan annenin mutsuzluğunu, yıllarca okuyup üniversite bitirip ancak iş bulamayıp kağıt toplayarak evin bütçesine katkıda bulunmak isteyen gencin umutsuzluğunu ve evinde internet olmadığı için geleceğini tamam ya. Aslında hepimizin geleceğini karartan o çocuğun geleceği kararmaması için bu bütçenin minimum 3800 lira olması lazım. Aksi takdirde sizler birazdan çıkacaksınız, burada anlatacaksınız, güzel güzel rakamlar vereceksiniz, iktidarınızın ne de böyle muhteşem işler yaptığını anlatacaksınız. Ancak o babanın, annenin, gencin ve çocuğun yaşadığı hayal kırıklıklarını asla örtemeyeceksiniz diyorum. Bu bütçe bir israf bütçesidir. Bu bütçe çöküş bütçesidir. Her şeyden önce de AKP'nin veda bütçesidir. Güle güle diyeceğiz AKP'ye ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının da ilk bütçelerinden biri olacaktır önümüzdeki bütçeler diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkanım, sen...